EkoTürk'ten herkese merhaba, ben Özlem Karakulukçu. Gün sonu programıyla karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem gününde küresel taraf ağırlıklı olmak üzere gündem manşetleri var. Gün içinde hepsini değerlendireceğiz. Yurt içinde ise TL varlıklardaki oynaklığı ele alacağız. İlk konuğumuz Tuğba Özay, aracı kurum yöneticisi bizlerle birlikte olacak. Sonrasında ise Bilgesem Araştırma Koordinatörü Sibel Karabel'e gideceğiz ve son Amerika ve yurt dışındaki diğer gelişmelere Katar'a gitmiştik hatırlayacak olursak ziyaret vardı Sayın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği onlarla ilgili değerlendirmeleri alacağız. Ve bir sonraki konuğumuzsa ekonomist Enver Erkan. Enver Erkan'la birlikte tekrar piyasalara derin bir şekilde bakacağız. Bir sonraki konuğumuz Voice of America Türkçe muhabiri New York'a gideceğiz. Özlem Tınaz bizlerle birlikte olacak. Amerika'daki seçimlerde yön değişikliği var. Hem de sert bir şekilde açık ara farkla Biden önde götürüyor ama bazı programlar tekrar ele alınıyor. Trump'ın özellikle münazaraları reddetmesi ön plana çıkıyor. Detaylarını öğreneceğiz. Ve bugünün parantezi sigorta şirketlerine olacak. Aksa Sigorta'nın CEO'su Yavuz Ölken bizlerle birlikte olacak. Sektörel bir bakış yapacağız diyelim. Gün sonu başlasın. Ve şöyle hızlıca bir piyasalara bakalım. Bugün önemli gelişmeler vardı. Dün aslında Borsa İstanbul sınırlı bir düşüşle kapatmıştı BIST endeksini. Bugün satış iştahı var diyebiliriz Borsa İstanbul'da. Buradaki en önemli gelişmeler tabii ki kurun biraz daha volatilitesinin yukarıya doğru oluyor olması. Riskli piyasalardaki iştahı azaltıyor. BIST endeksi 1150 puan seviyesinde %0.19'luk bir geri çekilme var. BIST 50'de 1050 puanı görüyoruz %0.18'lik düşüşle. BIST 30'da ise 1279 puanı görüyoruz %0.23. gün içinde görmüş olduğu en yüksek seviye Borsa İstanbul'un 1159 puan seviyesine kadar geldi. BIST 100 endeksi en düşükse 1145 seviyelerini test etti. Devam edelim. Özellikle bugün Türk lirasındaki satış baskısı öne çıktı. Dolar tarafındaki ağırlıklı alımlar ve dolar endeksinin aslında gerilemesi fakat gelişmekte olan ülke kurları içinde TL'nin negatif ayrışması ön plana çıktı. Dolar TL tarafında gün içinde görmüş olduğumuz en yüksek seviye 7.94-11'li seviyeler oldu. En düşükse 7.87-39'lardaydı güne ilk başladığında ve dün aslında bu seviyeleri kırdı. 7.79 seviyesinin üzerine gelerek 7.80'leri ve sonrasında 7.90'ları test eden bir kur var karşımızda. Anlık yükselişi ise %0.58'lik yükseliş devam ediyor dolar TL tarafında. Burada öne çıkan hareketler tabii ki biraz daha 8'li seviyeler. Bakalım kur tarafında hangi seviyeler destek ve direnç noktası olarak düzene girecek. Euro TL tarafında da aynı şekilde keza burada da oynaklığın, volatilitenin yüksek olduğunu görüyoruz. Anlık %0.35'lik yükseliş işaret ediyor. 9.32'li seviyelerde kabaca. Gün içinde görmüş olduğu seviye ise en yüksek 9.35'in üzerine test etti. En düşükse 9.26-42'li seviyelerdeydi. Pound TL cephesine bakacak olursak 10'lu seviyelerin haylice üzerine geldi. 10.23'lü seviyelerde %0.58'lik yükseliş var. İsviçre frangı TL paritesinde %0.38'lik yükseliş 8.62 işaret ediyor. Paritede sepet kurdaysa %0.46'lık yükseliş 8.61-63'leri işaret ediyor TL olarak ve genel değerlendirmede yapacak olursak bugün TL'yi aslında baskılayan en önemli gelişmelerden birkaçı tabii ki jeopolitik riskler, siyasi tarafta baskılanan meseleler ve sonrasında devam eden biraz daha aslında riskli piyasalardaki çıkış burayı destekler nitelikte diyebiliriz. Hemen hızlıca o zaman dolar endeksine de bakalım. Dolar endeksindeki son yön nasıl? Dolar endeksi özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerini durdurma talimatını vermesiyle birlikte 94'lü seviyelerin altına geriledi. Anlık bakacak olursak 93.69'larda endeks ve bugünkü yatay pozisyonunu devam ettiriyor. Euro dolar tarafındaysa gün içinde bu seviyelerin çok da üzerini görmedik aslında. 1.1780'li seviyelerin üzerini test etti. En düşük yine 1.1752'li yani kuruşlu bir seviyelerde farkındalık
aşağılık var. Ancak anlık bakacak olursak Euro'nun düne nazaran %0.19'luk kısmi bir geri çekilmesi var dolar karşısında. Pound dolar cephesinde yatay pozisyon diyebiliriz. 1.29'u seviyelerde parite. Yen'de ise 105.98-60'larda yataylık devam ederken dolar İsviçre frangında %0.22'lik doların aslında dün vermiş olduğu primi bugün İsviçre frangından geri aldığını görüyoruz. 0.91'li hatta kabaca 92'li seviyelerde. Tabii dolar endeksinde en önemli yön biraz da seçimlerin sonucuna da bağlı diyebiliriz. Bakalım Biden açık ara farkla önde götürüyor dedik. Bugün bolca da konuşacağız program içerisinde ve devam edelim piyasalara. Avrupa piyasalarına da şöyle bir göz atalım. Dün karışık bir seyir vardı. Risk iştahı bazı ülkelerde geri çekilme yaşatıyordu. Bugün baktığımızda ise şöyle bir bakacak olursak alış iştahının güçlü olduğunu görüyoruz. Eurostoxx %0.59'luk yükselişini devam ettirdi. Almanya DAX %1'in üzerinde bir performans sergiliyor. Diğerlerine nazaran daha güçlü bir alış iştahı var. 13.072'de Fransa CAC 40'da 4.920'leri görüyoruz. %0.51'lik yükselişle İngiltere 0.44'lük yüzdesel yükseliş gerçekleştirirken İspanya IBEX endeksi 1'in üzerindeki performansıyla dikkat çekiyor. Yani Avrupa tarafında risk iştahı kuvvetli. Özellikle ülke ile karşılaştırırsak yurt içi ile devam edelim. Amerika'da peki işler nasıl? Dediğimiz gibi burada özellikle Donald Trump'ın yapmış olduğu teşvik paketiyle ilgili açıklamalar ön plana çıkıyordu. Amerika tarafında dün de aynı şekilde endekslerde alış iştahı vardı. Bugün de devam ettiriyor diyebiliriz ve bakacak olursak endeksler neredeyse birbirlerine paralel bir şekilde ilerliyor. Dow Jones %0.34'lük yükseliş sergilemiş. S&P 500 %0.61'lik yükseliş var. Nasdaq'ta ise teknoloji endeksinde de %0.48'lik şu an için yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Tahvil faizlerine de bakalım. 2, 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerine bakacak olursak. Dün yükseliş vardı. Bugün kısmi, düne nazaran kısmi düşüşleri görüyoruz. 2 yıllıklarda %1.29'luk geri çekilme 0.15 seviyesinde. 10 yıllıklarda %1.65'lik bir geri çekilme var 0.77'lerde. 30 yıllıkta ise %0.82'lik geri çekilme 1.57'li seviyelere bizlere işaret ediyor. Son olarak emtia cephesine bakıyoruz. Emtia tarafındaysa yine altın ons fiyatı 1850 ve 1920 bandı aralığında gezintisine devam ediyor. Bugün yatay bir pozisyon içerisinde dolar endeksinde hatırlayalım orada da yatay şu an için görüntü söz konusuydu. 1890 dolar seviyelerinde altın ons fiyatı anlık. Brent petrolde ise yükseliş devam ediyor. 43 dolar 27 sent seviyelerinde %2'nin üzerindeki performansıyla ham petrol %2.81'lik yükselişiyle gelmiş olduğu varil fiyatının 41 dolar 35 sent seviyesinde olduğunu görüyoruz. Şimdi haberlerimize devam edeceğiz. Haberlerimizle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'nun açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları ise şunlardı. Tüm bu gayretimiz neticesinde 2003 yılında Afrika kıtasıyla olan ticaret hacmimiz 26.2 milyar dolara ulaştı. 2019 sonu itibariyle 26.2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki birkaç yıl içinde 50 milyar doların üzerine taşımalıyız. Önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenleyeceğimiz 3. Afrika-Türkiye Ortaklığı Zirvesi bizlere önemli bir fırsat sunacaktır derken, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlı Karabağ bölgesinde sıcak çatışmaların yaşandığına, Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyoruz diyerek sözlerine devam etti ve aynı zamanda Afrikalı dostlarımız başta Filistin davası olmak üzere işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermiştir. Dağlı Karabağ'ın işgalden kurtulmasının da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaparken, girişte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Çok sayıda gazeteci ise kapalı Maraş'taki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ve hükümetin ilave borçlanma yetkisi iki katına çıkartılıyor. Meclisin Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 47-49 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkındaki kanuna eklenecek geçici madde teklifi AK Partili vekillerin verdiği önergeyle komisyona sunuldu. Cumhurbaşkanı tarafından uygulanacak kanun uyarınca hükümet 2020 yılında borçlanma miktarını iki katına çıkarabilecek. Ve geçelim OPEC'e. OPEC, küresel enerji talebi 2045'te günlük 361 milyon varil petrol eş değerine yükselecek dedi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün 2045 yılına kadar küresel ekonomi, petrol ve enerji talebiyle arzına ilişkin orta ve uzun vadeli tahminlerini içeren 2020 Dünya Petrol Görünümü raporuna göre yeni tip koronavirüs salgını enerji ve petrol talebinde şimdiye kadar yaşanan en sert düşüşe neden oldu derken, rapora göre 2045'e kadar öncelikli olarak Paris Anlaşması hedeflerine odaklanan politikalar, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşümü desteklemeye ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya devam edecek dedi. Başkanlık tartışmalarına geçelim. Başkanlık Tartışmaları Komisyonu bugün yaptıkları açıklamada tartışmanın 15 Ekim'de iki adayın uzak yerlerdeyken sanal olarak yapılacağını söyledi. Öte yandan henüz Covid-19'u tamamen atlatmamış Trump, sanal tartışmaya katılmayı reddedeceğini söylerken Fox Business Network'e konuşan ABD Başkanı sanal tartışmaya katılmayacağım diye vurguladı. Trump sanal tartışmaya katılmak yerine miting düzenleyeceğini de belirtti. Gün sonuna konuklarımızla devam ediyoruz. İlk konuğumuz aracı kurum yöneticisi Tuğba Özay. Tuğba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Tuğba. Bugün piyasaları senden dinleyelim mi? TL varlıkları aslında üzerindeki oynaklık net bir şekilde görülüyor. Riskli piyasalarda da çıkış var. En çok sorulansa bu çıkışların devamlılığı da olur mu olmaz mı? Genel bir değerlendirme isteyeceğim senden. Tabii ki. Bugün sabah saatlerinde aslında bir dev küresel piyasalara paralel yatay hareketlerle başlamıştık. Ancak akabinde TL varlıklardaki risklerin ön plana çıkmasıyla dolar TL'de ciddi anlamda bir yükseliş gerçekleşmesiyle birlikte borsa tarafında da satışların ön plana çıktığını gördük. Özellikle bankacılık endeksinde başlayan satışlar hemen akabinde teknoloji endeksinde biraz daha satışların derinleşmesiyle birlikte endeksi aşağıya doğru çekti. Aselsan en çok teknoloji endeksinde ağırlık olarak daha fazla satışı derinleştiren hisselerin başında geliyordu. Zaten endekste de hacim olarak oldukça ciddi bir ağırlığı var. Burada aslında ön plana çıkan birkaç tane risk var TL varlıklar açısından. Bunlardan birkaçına değinecek olursak aslında hem dolar TL'deki bu yükselişin hem de borsa tarafındaki bu geri çekilmelerin, satışların ana etkenlerinin olduğunu söyleyebilirim. Mevduat tarafında şu anki faizlere baktığımızda hala reel getirinin sıfıra yakın olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'le ilgili jeopolitik riskler hala bir uzlaşma sağlanabilmiş değil ve her geçen gün gelen açıklamalarla birlikte belirsizlikler biraz daha artıyor. Diğer taraftan ABD tarafında seçimler var. Biden şu anki anketlere göre bir miktar daha yaklaşık 10 puanlı üzerinde önde görünüyor Trump'a göre ve söylemleri eğer Biden seçilirse F-400'lerle ilgili yeni bir yaptırım gelecek mi endişelerini ön plana çıkartıyor. Diğer taraftan her ne kadar son enflasyon verisinde olumsuz bir gelişme görmesek de beklentilerin altında iyi bir veri açıklanmış olsa da dolar TL'deki bu yükselişin geçişkenliğinin bir enflasyona yansıdığını görmedik ama bugün itibariyle 7.94 seviyelerini test ettik ve bu alımlar bir miktar daha momentum kazanıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde enflasyondaki bozuk görünümün bir miktar daha artacağı endişelerini barındırıyor. Zaten endeks tarafına baktığımızda pandeminin başından bu yana
yerli yatırımcının yabancı yatırımcı payını aştığı, ilk defa aştığı bir dönem oldu ve yabancı satışlarının bu yerli yatırımcının talebiyle birlikte dengelediğimiz bir dönem yaşadık. Şu an itibariyle geçtiğimiz hafta normalleşme adımları ile birlikte, TL'deki normalleşme adımları ile birlikte bir miktar yabancı talebi vardı. Ancak bu hafta başlangıcı itibariyle yabancıların yeniden satış tarafına geçtiğini görüyoruz. Tabii ki net rakamları önümüzdeki hafta ulaşacağız. Toplamda hafta boyu içerisinde yabancı yatırımcı ne kadar menkul kıymet sattı, önümüzdeki hafta göreceğiz. Ama TL varlıklardaki risklerin devamı hem paritede ciddi anlamda yükselişleri destekliyor, borsa tarafında da alımların sınırlı kalmasına neden oluyor. Evet Tuğba, aslında çok güzel bir özet yaptın. Biraz daha detaylı ele almamız gerekiyor. Özellikle kur ve pariteler tarafındaki hareketliliği. Sence neden oraya bir anda ilgi arttı? Parite tarafında tabii ki Merkez Bankası'nın adımları 200 bas puan bir faiz artışı gördük biz ama piyasa bunu yeterli bulmadı. Reel getiri anlamında baktığımızda şu an reel getiri sıfırlarda. Yabancı yatırımcı için, bu hem yabancı yatırımcı için hem yerli yatırımcı için TL'nin cazip bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Bu noktayla ilgili normalleşme adımları şu an itibariyle yeterli görünmediği için burada bir miktar TL varlıklarda satış var. Özellikle yabancı yatırımcıların TL şortta olduğunu görüyoruz bir miktar daha. Tabii ki bunun nedenleri arasında da jeopolitik risklerin de artıyor olması. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın beklentilerine ne yapacak bu biraz soru işareti. Çünkü bir miktar daha yaklaşık 200 bas puanlık bir faiz artışı daha bekliyorduk Merkez Bankası'ndan. Ama son açıklanan veriyle birlikte, enflasyon verisiyle birlikte Merkez Bankası zaman kazanmış oldu. Bu da yeni bir faiz artırımı mı gelecek mi yoksa Kasım ayını mı bekleyecek Merkez Bankası endişelerini ön plana çıkarttı. Diğer taraftan yıl başından bu yana baktığımızda TL dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi. Bugün itibariyle de aslında gerek Rus rublesi, Hindistan rupisi ve Güney Afrika randı değer kazanırken dolar karşısında sadece reel ve TL değer kaybediyor. Tabii burada kırılganlık fazla. Dolar endeksinde bir düşüş var. Orada 94-65'leri gördükten sonra 93'lere doğru bir geri çekilme görmüştük. Buna rağmen TL'de alımlar biraz sınırlı kalıyor. Bu da paritede ciddi anlamda yükselişi destekliyor. Burada İlk takip edeceğimiz 7.95 olacak. 7.95 üstü kapanışlarda 8 seviyesine doğru alımların bir miktar daha devam ettiğini görebiliriz. Ama bu noktada tabii ki artık gelinen nokta öyle bir nokta ki sadece Merkez Bankası'nın adımlarıyla kurda ya da enflasyonda bir çözüm alınabilecek bir noktada değiliz. Bu sadece para politikası ile değil, mali politikalar da desteklenmesi gereken bir noktadayız. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu noktadan sonra sadece tek başına bir faiz artışına gitmesi yeterli olmayacaktır. Faiz artışından ziyade beklentimiz de zaten önümüzdeki günlerde bir miktar daha sözlü müdahalenin gelebileceği yönünde. Evet, Tuba, peki özellikle bu kur ve paritelerdeki artış, döviz borcu olan özel şirketleri şöyle biraz ele alıp bunun da endekse olan yansımalarını düşünecek olursak hangi endeksler burada ön plana çıkar ve satış baskısı altına girer? Tabii ki dolar borcu olan şirketlerin biraz daha bu noktada riskli olduğunu söylemekte fayda var. Aslında şu an itibariyle piyasaya baktığımızda sektör olarak şu sektör ön plana çıkardan ziyade hisse bazında ilerlemekte fayda var. Çünkü her şirketin hikayesi farklı, her şirketin tabii ki finansalları farklı. Burada özellikle ikiye ayırmakta fayda var. Faize duyarlı şirketler ve dövize duyarlı şirketler. Burada petrokimya tarafı bizim takip ettiğimiz sektörler arasında. Bunun yanında gıda tarafında, gıda perakendeciliği tarafında bir miktar hala potansiyel olduğunu görüyoruz. Enerji şirketleri ön plana çıkıyor. Özellikle dövizdeki bu yükseliş burada enerji şirketlerini biraz daha ön plana çıkartıyor. Özellikle borcu olan şirketlerde riskler biraz daha artıyor. Diğer taraftan tabii petrol fiyatları da enerji sektörünü bir miktar etkilediği için orayı da takip etmekte fayda var. Yılbaşından bu yana getiriye baktığımızda en ön plana çıkan sektörler teknoloji şirketleri. Burada tabii ki sektör bazında şu sektör demektense hisse bazında işlemler yapmak ve şirketleri hisse bazında takip etmek yani kendi hikayeleriyle birlikte ve finansallarıyla birlikte takip etmek daha mantıklı. Çünkü bazı şirketler oldukça güçlü performe ederken bazıları oldukça geride kaldı. Dolayısıyla sektör vermenin şu noktada çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
Bir taraftan da bugün gelen haberler içinde Türk tahvillerine giriş aslında uzun zamandır yani 2018'den beri en yüksek girişini gösterdi ve yurt dışı yerleşiklerden 479 milyon dolarlık tahvil alım yapımı gelirken Eylül'ün son haftasında 115.6 milyon dolarlık tahvil yatırımı geldi. Sence bu ne anlama geliyor? Biraz ilgi kaymaya başladı mı? Evet, bir miktar normalleşme adımlarıyla birlikte ilgi kaymaya başladı ve aslında beklentimiz de bunun devamının gelebileceği yönünde. Çünkü atılan adımlar başlangıç için olsa bile güzel adımlar. Swap'larda bir gevşemeye gidildi. Faiz oranları artırıldı. Aktif rafiyo ile ilgili adımlar atıldı. %5 oranında düşüş gördük. Önümüzdeki günlerde belki de aktif rafiyonun tamamen ortadan kalktığını görebiliriz. Bu da tabii ki zaten piyasa beklentisiydi. Önümüzdeki günlerde bu noktada da açıklamalar gelecektir. Bir miktar ilgi var ama bu ilginin tamamen yeniden canlanabilmesi için, momentum kazanabilmesi için TL varlıkları alımın hem bu jeopolitik riskler ortadan kalkmalı hem de Merkez Bankası ve hükümetin atacağı mali politikalarla ilgili atılacak adımlar biraz daha TL varlıkları olan ilgiyi artıracak. Ama tabii ki yabancı yatırımcı payı hala oldukça düşük. Aslında baktığımızda dolardaki bu yükseliş nedeniyle çok ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Hani borsadaki bütün hisselerin çok ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Ancak bu ilginin artırılabilmesi için de yeni bir hikaye ya da yeni adımlara ihtiyaç var. Evet, aslında yeni hikayeden ziyade değil mi? Biraz daha risklerin belki bertaraf olması ya da hafiflemesiyle birlikte belki burada daha ciddi bir görüntü, yani ciddi derken daha volatilitesi normal, stabil bir hareketlik görmüş oluruz. Peki özellikle biz hani diyoruz ya dolar TL kuru, işte euro TL paritesi ne olacak, pound TL ne olacak? Sence bunların biraz daha dengede kalması, yani sen cümlelerinde de söylemiştin 200 bas puanlık faiz arttırımıyla birlikte ciddi bir gerileme gördük. %1'lik anlık gerileme gördük hatta kur tarafında. Şimdi böyle peyderpey böyle adım adım yükselişlere şahit olur. 8'li seviyeler ön plana çıkıyor. Sence Merkez Bankası'nın hızlı bir karar alması gerekir mi, gerekmez mi? Yani değerlendirmen nasıl ve bunun dengede kalmasını nasıl bir değişiklikle yapabilir Merkez Bankası? Şu noktada Merkez Bankası'nın tek başına faiz artışı yapmasının çok da fazla işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim evet. gibi gelinen nokta olağanüstü durumlardan, şartlardan geçiyoruz. Bu küresel anlamda böyle. Tabii ki büyümenin daraldığı bir ortamdan geçiyoruz pandemiyle ilgili, pandemiyle birlikte. Atılan adımlar sınırlı kaldı. Tabii ki daha gelişmiş ülkeler mali paketlerle birlikte ekonomileri desteklemeye ve o büyümenin daralmanın sınırlı kalmasına çalıştılar. Ama bizdeki imkanlar biraz daha kısıtlı olduğu için buradaki teşvikler biraz daha sınırlı kaldı. Sadece Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi burada zaten daralmakta olan ekonomimizi bir miktar daha baskılayacaktır. Dolayısıyla sadece atılacak bir faiz artışı adımı bu noktada çok da sağlıklı olmayacaktır. Bunun yanında atılacak ciddi anlamda bir sıkılaşmaya gitmeye gerek var. Bunun da ilk adımları tabii ki atıldı. Özellikle para politikası tarafında örneğin yurt dışındaki, yurt içinde döviz alımlarına getiren vergiler azaltıldı. Bu belki önümüzdeki günlerde bunun kaldırıldığını görebiliriz. Ya da yurt dışında likidite bulmayı sağlayacak swap'la ilgili bir takım esnekliğe gidildi. Bununla ilgili belki somut adımlar gelebilir. Yabancı yatırımcı nezdinde TL'yi cazip kılmak ve akıllarda kalan o şeffaflıkla ilgili sorunları gidermekle başlamak sağlıklı olacak. Tabii ki burada küresel çapta reel faizlerin düşük olduğu bir ortam ve hükümetler de faiz artırmak istemiyorlar bu noktada büyümeyi daha baskı altına almamak adına. Dolayısıyla atılan adımlar şu an itibariyle önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'ndan daha çok sözlü müdahaleler gelebilir. Ama TL'yi cazip kılacak başka adımların atılması sadece para politikasıyla olmayacaktır. Çok kısa bir de altın yorumu rica edeceğim senden Tuba. Son 1,5 dakikada nasıl özetlersin? Altın tarafında Trump'ın en son ek mali paketle ilgili beklentileri seçimlerin ertesine erteledi. Bu aslında biraz satışların ön plana çıkmasına neden oldu. Burada birkaç nokta vardı altın fiyatlarında yükselişi destekleyen. Birincisi reel faizlerdeki düşük seyrin devam edecek olması. İkincisi bol likiditenin devam edecek olması beklentisi. Diğer taraftan riskler, altın güvenli liman dediğimiz bir yatırım aracıdır ve ABD Çin'le ilgili gerilim altına olan talebi artırıyordu.
Şu an itibariyle ABD'de seçimler var. Yaklaşık bir aydan az bir süre kaldı. Burada volatilite biraz yüksek olacaktır. Paketin ertelenmesiyle birlikte biz yeniden 1900 seviyelerin altını gördük. Ama uzun vadede aslında altında yükseliş trendini destekleyen bu etkenler değişmedi, bu değişkenler değişmedi. Dolayısıyla burada trendin orta ve uzun vadeye yayıldığını söyleyebilirim. Ama ABD seçimlerinden önce buradaki volatilitenin biraz yüksek olacağı beklentisiyle 1900 seviyelerinin yeniden kırması halinde 1920'leri test edebiliriz. Ama o geçtiğimiz aylarda gördüğümüz volatil bir şekilde momentum kazanmış bir şekilde 2000 seviyelerin üzerine hareketleri çok da beklememek gerekiyor. Ama yıl sonu hedef fiyatımız bizim de 2000 dolar seviyelerinde hala bu hedef fiyatı koruyoruz. Tuba, çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. Tuba Özay Aracı Kurum Yöneticisi bizlerle birlikteydi. Kısa bir araya çıkalım. Aradan sonra bolca konuşacağız. Evet, gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde biraz daha jeopolitik risk ve gelişmelerden, küresel taraftaki gelişmelerden bahsedeceğiz. Konuğumuzsa Bilgesem Araştırma Koordinatörü Sibel Karabel. Sibel, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. İstersen ilk olarak bugün de bizim haberlerimizde yer verdiğimiz önemli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesiyle ilgili sorumu sana yönelteyim. Saat 12 sularında halkın kullanımına açıldığı tarihi bir ana tanıklık ettik aslında. İlk etapta senin bu Maraş'a giriş yapan, girişte 200'e de aşkın hatta kişi vardı diye hatırlıyorum ama nasıldı sence şu anki değerlendirmelerin bu Maraş'ın kapılarını açması ile ilgili? Evet, tabii senelerdir dondurulmuş, tabiri caizse dondurulmuş olan bir bölge ve bu bölgenin kademeli olarak da açılacak olmuş olması Türk tarafı açısından çok sevindirici. Öncelikle hem statüsü açısından, yani Maraş'ın hem statüsü açısından hem de bölgenin yani turizm açısından zengin olması ve bu bölgenin değerlendirilmesi açısından da olumlu bir haber. Yani sadece Türk tarafı için değil, Türk tarafı içinde değerlendirilecek olması önemli. Çünkü bildiğimiz gibi 1974'ten beri kapalı ve 90'lı yıllara kadar Türkiye'nin güvencesinde, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korumasında askeri bölge olarak, statü olarak nitelendiriliyor. Ama Birleşmiş Milletler'in kontrolünde değil. Dolayısıyla statü olarak bir farkındalık ve farklı bir anlama işaret ediyor Maraş'ın açılması. Sadece halka açılmış olması değil, sembolik olarak önemli bir anlamı var. Türk tarafının özellikle şimdiki jeopolitik konjonktürü değerlendirdiğimizde Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Yunanistan'la olan yaşananlar, son zamanlarda yaşadıklarımız, Fransa ile yaşadıklarımız, Doğu Akdeniz'de adeta Türkiye'nin Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs üzerinden ve Kıbrıs Rum kesimi üzerinden nasıl, hangi platformlarda nasıl değerlendirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla benim ilk intibam, sembolik olarak jeopolitik okuduğumuzda Türkiye için, yani Türk tarafı için, özellikle Türkiye'nin tezleri açısından diyelim, önemli bir adım. Şimdi bunun yanı sıra bunu bir de Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Önümüzdeki pazar günü seçimler var. Pandemi dolayısıyla ertelenmişti, tehir edilmişti. Bu seçimlerdeki yani adayların argümanları, çünkü Maraş seçilecek adayların argümanları arasında da yer alıyordu Maraş'ın açılması. Çünkü adaylar arasında hem Kıbrıs'ın çözümüne yönelik, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik argümanlardan dolayı bir ayrışma var. Örneğin Akıncı'nın başını tuttuğu bir grup Kıbrıs için federal bir çözüm öneriyor. Fakat başbakanın başını çektiği diğer bir grup ise, diğer grup adayları gruplandırırsak eğer, konfederasyon ya da iki devlet sistemiyle çözüme gidilmesi gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla bir kısım Maraş'ın açılmasını onaylarken Kıbrıs içinde, bir kısımda açılmasına onay vermediğini görüyoruz kendi yerel politik siyasi dinamikler açısından. Şimdi olayı daha geniş perspektifte değerlendirirsek, dediğim gibi Türk tezi açısından hem sembolik önemi var,
Çünkü dediğim gibi 90'lara kadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından korunan bir bölge. Bundan sonra Kuzey Kıbrıs'ın güvenlik güçleri tarafından. Bundan sonrası için önemli bir nokta daha var. Bu sembolik okumanın yanı sıra bölgenin gerçekten hakkını vererek değerlendirmek. Yani turizm açısından orada şimdi taşınmazların hakları ile ilgili bu konudaki mülkiyetle ilgili de sıkıntı çıkabilir. Bunun hukuksal olarak değerlendirilmesi önemli. Çünkü orada yaşayan farklı kişilerin bulunduğu, farklı mülklerini nasıl devrettikleri, bunların tek tek teşhis edilmesi gerekli. Ama bundan sonra gerçekten o bölgenin hakkını vererek bu alanı açmak, kademeli de olarak açmak, hakkını vererek değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Peki Sibel, bir taraftan da gerçekleşen günübirlik bir ziyaret var Katar'a. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed Al Sani ile başa baş, hatta 1 saat 10 dakikalık bir görüşme yaptı. Sonrasında da detayları zaten aldık ama değerlendirmen nasıl? Bu ziyaretle ilgili beklentileri karşılıyor mu? Yani şöyle, Katar'la olan ilişkiler, yani Türkiye'nin Katar'la ilişkileri, yani Körfez'deki ilişkiler açısından herhalde değerlendirilebilecek en derin ilişkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bizim orada bir üssümüz var. Yani bir kere bu çok büyük bir stratejik derinlik katıyor. Katar Sayın Cumhurbaşkanı şöyle de verdiği mülakatta şunu da belirtti. Buradaki üs sadece Katar'ın güvenliği için değil, Körfez güvenliğine de önemli bir katkı sağlıyor dedi. Hatırlarsak daha önce Katar'a bir diplomatik blokaj vardı ve işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler tarafından ve bu blokajın kalkmasının şartlarından bir tanesi de oradan yani o üssün kaldırılmasıydı. Dolayısıyla aslında Sayın Erdoğan burada da bir mesaj vermiş oluyor. Yani Sayın Erdoğan Katar emiriyle yaptığı görüşmenin sonrasında verdiği mülakatta şunu da belirtti. Yani sadece bu üst oranın bütün güvenliğini sağlıyor. Suriye ile ilgili, Libya ile ilgili yani durum değerlendirmesi yaptıktan sonra hiçbir ülkenin toprak bütünlüğü ya da farklı bir durumuyla ilgili bir müdahalemiz söz konusu değil gibi bir yorumda da bulundu. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Katar'la olan ilişkilerimiz özellikle 2014'ten bu yana stratejik bir platform, yani işbirliği platformuyla birlikte resmi olarak üst düzey heyetlerin her sene görüşmeleriyle de pekişiyor. Yani nitekim hani yapılan çalışmalarda ticari ekonomik ilişkilerimiz 2018-2017 arasında %50 üzerinde artıyor. Bu platformların da bir araya gelmesiyle üst düzey ilişkilerimiz artıyor. Dolayısıyla ben hani nitekim Temmuz ayında da yani Erdoğan'ın hani tercih ettiği ülkeler arasında Katar ilk sırada yer alıyor. Dediğim gibi hem orada bir üssümüz var ve üssümüze yönelik böyle bir blokajla ilgili böyle bir şart var. Dolayısıyla Erdoğan'ın hani genel işte konjonktürel olarak gelişmeleri değerlendirdiği olumlu bir görüşme olarak görüyorum. Bunun ötesinde bu görüşme sadece Katar'a değil, Kuveyt'e de yapıldı. Kuveyt'e de bir taziye ziyaretinde bulundu. Hem taziye hem tebrik ziyareti oldu. Dolayısıyla Körfez'de de Türkiye'nin hani şu an deminki sorunuzla da aslında çok alakalı. Doğu Akdeniz'de, işte Libya'daki Katar'da Libya'yla aynı tarafta yer alıyor Türkiye. Yani aynı tarafın meşru olarak tanıdığı, yani Birleşmiş Milletler bünyesinde meşru olarak tanınan hükümeti de Katar'da tanıyor Türkiye gibi. Dolayısıyla ortak beklentiler, ortak menfaatler doğrultusunda yapıcı bir görüşme olarak nitelendiriyorum. Evet, bir tarafta da başka bir gelişmeye istersen gidelim. Hatırlayacak olursak en son seçimlerde şimdi yaklaşırken ABD tarafındaki bu önemli programlar dikkatimizi çekiyor. Donald Trump'la Biden'ın mesela tartışması, sert çekişmeleri. Bir taraftan da şimdi başkan yardımcısı Kamala Harris ve bizim bu sene, hatta geçtiğimiz sene çok konuştuğumuz Mike Pence'in bir karşı karşıya geldiği bir program oldu. Orada da aslında koronavirüsün önlemleriyle ilgili sert tartışmalar masaya yatırıldı. Tezat birbirine düşen görüşler vardı. Nasıl değerlendirdin programı?
Şöyle şimdi tabii Trump'la Biden'dan çok daha alçak tonlu, daha naif bir münazara olarak nitelendirilebilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarihinde aslında münazaralar önemli. Yani seçim öncesi münazaralar çok önemli yer tutuyor. Bunu da bir belirtmek gerekiyor. Hani hatta küçük bir anekdot da vermek isterim. Benim çok sevdiğim, yani takip ettiğim Amerikan başkanlarından biri diyebiliriz. İşte Kennedy ile Nixon debate'i, Amerikan tarihinin ilk televizyonda seyredilmiş, canlı yayında seyredilmiş ilk debate münazarası. Bununla ilgili hatta Kennedy'nin daha toy, daha toy, yani Nixon'a göre çok daha toy bir politikacı olması, ama insanların televizyonda canlı olarak argümanı sunan bir Amerikan başkanı adayını gördükten sonra seçim sonuçlarına çok olumlu etkisi olduğu hala bildirilmekte. Hala bununla ilgili yorumlar yapılmakta. Şimdi biz günümüze geçelim. Çok farklı bir Amerikan başkanı Trump'la Biden'ın karşılaşmasını izledik. Birbirlerine karşı olan tavırlarına baktık. Çok defa birbirlerine sözlerini kestiklerini gördük. Tonunu yükselt, birbirine tonlarını yükselttiklerini gördük. Şimdi aslında şunu da değerlendirmek gerekiyor. Trump ve Biden kendi ana seçmenlerine hitap etmediler. Münazaralarda genelde Amerikan seçimlerinde münazaralar çok önemli yer tutar. Münazaralarda hedef kitlesi şudur, kararsız seçmen. Yani yaklaşık şu anki 2020 seçimlerinde ise öngörülen %3'lük bir dilim kararsız seçmen. Ve Amerikan başkan adayları bu kararsız seçmenleri politikalarda nasıl ikna edeceklerini oynarlar münazaralarda. Şimdi bunu bir alt seviyesi, yani hiyerarşik olarak alt seviyesi, Kamala Harris'le Mike Pence'i gördük. Şimdi ikisinin yapması gereken, yani format olarak, metodoloji olarak Trump'la Biden gibi, daha tırnak içinde söylüyorum, birbirine girmek değil. Başkanlarını, başkan adaylarını yapacakları konusunda halka ikna etmek oluyordu. Nitekim de aynı bu şekilde ilerledi. Ama şöyle gördük, şimdi kişilikler de önemli yer tutuyor. Mike Pence çok soğukkanlı bir devlet insanı. Yani çok soğukkanlı. Kamala Harris de daha önceki, biz çok daha önceki 2019-2018'de de takip ettiğimiz zaman çok daha hırçın, agresif bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Nitekim şimdi burada spotlar Kamala Harris'in üzerinde daha da fazla var. Birincisi bir kadın aday. İkincisi siyahi bir kadın aday. Bunlar bu faktörlerin hepsi Kamala Harris'i aslında, bir de Amerika Birleşik Devleti'nde şu an yani siyahi ırkçılık üzerinden gelen bir popülist dalga ve bu popülist tehlike aslında arka planında değerlendirdiğimiz vakit, Kamala Harris'in aslında biraz daha hırçın, biraz daha agresif davranmasının gerekçesini daha kolay kabul edebiliriz. Mike Pence zaten her zaman daha soğukkanlı bir devlet insanıydı. Şimdi bu münazaradan ne olur? Bu münazaralardan özellikle, yani Harris'le Pence'in münazarasından ne çıkar? Hatta beklentiler ne olurdu sonrasında, öncesinde ve sonrasında baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir defa Başkan Trump'ın COVID-19'da pozitif çıkmasının bir kere kesinlikle seçimlere, yani ne olacak eğer ki ola ki, çünkü Trump'ın ana seçmen kitlesi halen duruyor. Her ne kadar yapılan Amerikan seçimlerine de biraz girmek gerekiyor. Son durum güncellemesine bakmak gerekiyor. Her ne kadar Biden makası bazı noktalarda açmış olsa da, şimdi Amerikan seçiminin sistemi biraz farklı. Yani hem ulusal seçim, yani sandıklar var, hem de eyaletlere yönelik. Şimdi 2016 seçimlerini hatırlayalım. Hillary Clinton ulusal olarak Trump'tan çok önceydi. Yani çok önce gelmekteydi. Fakat eyaletlerde belirli kriterler var ve bu kriterler de nüfusa oranlı olarak değişiyor. Şöyle diyeyim, yani 588 bir oransal olarak alındı da, bunlar 270'i tutturmak zorunda bir başkan adayı, ki başkan seçilebilmek için. Mesela Hillary Clinton'ın kaybetmesindeki en büyük sebeplerden biri buydu. Yani Trump'ın özellikle bu belirli, işte Wisconsin, özellikle Wisconsin çok belirleyici olmuştu. Buralardan oy alıp oy deposunu arttırmasıyla aslında başkanlık seçiminde galip gelmişti. Biz buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki Kamala Harris de Mike Pence de elinden geleni, başkan adaylarını yükseltmek için elinden geleni yaptı. Fakat şu çok bekleniyordu. Ola ki Trump'a bir şey olduğu zaman
Yani şimdi burada bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Mike Pence yetecek mi? Çünkü Mike Pence de 70'li yaşlarda. Yani onun da yaşı var. İşte Kamala Harris daha genç. Buradaki Trump yönetiminin handikapı bu münazarada, bu debate'te bu soruydu. Bu soruyu ustalıkla, yani bu soru çok gündeme gelmedi ve buradaki her türlü buraya gidebilecek yolu Mike Pence ustalıkla, manevra kabiliyetiyle elimine etti. Fakat şu da önemli, Biden yönetiminin de bir handikapı, bir zorluğu var şu anlamda. Kamala Harris'le Joe Biden'ın belirli politikalarda, örneğin iklim, örneğin vergi indirimiyle ilgili kriterlerde geçmişte bazı konularda, önemli hususlarda görüş ayrılıkları var. Şimdi buradaki kişilerin aklına gelebilecek ilk soru bu yönetimle ilgili. Şimdi Kamala Harris de bir manevra yaparak, tabii ki argümanını savunmak için bir manevra yaparak, siyasette olabilecek bir durum. Tamamıyla argümanı tam tersi yönde Biden'ın politik, yani siyasi kampanyasına göre adapte etti. Burada akıllara şu gelebiliyor, yani olası bir şeyde acaba Kamala Harris tekrar eski argümanına geri dönecek mi? Yani siyasi seçim propagandasında yapılanlara mutabık kalacak mı? Diğer bir noktadaki handikapı da belirttiğim gibi, Trump'a bir şey olduğunda ya da herhangi bir şeyde Mike Pence bu koltuğu devralabilecek mi? Yani dediğim gibi burada yani Trump'la Biden zaten %3'lük bir hedef kitlesini, kendi hedef kitlelerini sağlamlaştırmakla birlikte, tabii ki amaçları bu. Ama bu hedef kitlesini ikna etmek, bir alt seviyede hiyerarşik olarak da Harris'le Pence'de bu anlamda başkan adaylarının argümanlarını güçlendirmek için 90 dakika mücadele ettiler. Kazananı kaybedeni bence yok. Çünkü her ikisi de gerçekten üzerine düşeni çok başarılı bir şekilde yaptığına inanıyorum. Evet. Peki bu ABD seçimlerine de değinecek olursak, aslında seçimlere de az kaldı. Ortalık da karışıyor. Özellikle bir siyasi bir kutuplaşmanın da aslında Amerika'da çıktığını görebiliyoruz, değil mi? Çünkü hatırlayacak olursak Donald Trump'ın seçimlerinde işi darbeye kadar götürdüler. Şimdi insanlar da, halkta bazı araştırmalarda bu seçimlerin, oyların sonucunun dürüst olmayacağını düşünüyor. Bu da sanki bir iç savaş korkusu ve endişesi de Amerika'da çıkartmıyor değil. Ne dersin? Geliyor mu Sibel sesim? Evet, şimdi daha iyi alabiliyorum. Biraz kesinti Evet, oldu. dediğim gibi, yani ABD seçimlerinde de risk artıyor. Sanki bir iç savaşa doğru da giden bir Amerika halkı da görüyoruz. Tabii ki inşallah olmaz, ama seçimlerin Tabii. sonuçlarını dürüst olmayacağına, arka planda başka Evet. şekilde seçimlerin kazanılacağına dair inanışlar da var. O yüzden böyle Evet. Biden ve Donald Trump'ın dışında bir başka bir kutuplaşmada var gibi görülüyor Amerika'da. Sen nasıl değerlendiriyorsun seçime doğru giden yolu? Ben buna çok inanıyorum. Çünkü şöyle, bununla ilgili siyaset bilimciler var ya, yani bilim insanları Amerikan seçimlerini sadece işte bu münazaralardan değil de belirli kriterlerle değerlendiriyorlar. Ve çok önemli bir tarih profesörü bu sene, şu ana kadar Amerikan seçimlerini tamamıyla doğru tahmin eden bir tarih profesörü. Ve bu hani metodolojik bilimsel bilgilerle tahmin ediyor, tahminlerini yapıyor. Yani dediğin gibi bu sene şu kriteri ekledi. Rusya'nın seçime ya da başka bir gücün seçime müdahale etmesi. Yani seçimlerin adil olmayacağını, mesela belirli bu seneki seçimlerde bunu ekledi. Hatta Rusya açıklama yaptı geçenlerde, hani kesinlikle seçimlere müdahale etmeyeceğini açıkladı. Yani Rusya'dan böyle bir komik bir açıklama bile geldi. Çünkü hakikaten şimdi burada iki nokta var. Hatta Trump'ın da karşı koyduğu bir kere posta yoluyla, şimdi COVID-19'dan dolayı bir defa bazı eyaletler izin verecek, posta yoluyla seçim yapılacak. Burada bir şaibe olup olmayacağını Trump hatta belirttiğin gibi şunu dedi: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim, seçim sonuçlarına itiraz etme hakkım var. Anayasa Mahkemesi'ni işin içine karıştıracağım dedi. Bir defa bu açıklaması var. Hatta ben şu iç savaş aslında şey gibi gözüküyor, hani olmayacak gibi, ama şimdi liderlerin biz söylemlerine bakalım. Joe Biden şunu dedi: eğer Trump ofisten çıkmazsa Amerika'da kolluk kuvvetleri Trump ofisten işte Beyaz Saray'dan çıkarmasını bilir dedi. Şimdi buradaki mesajlara baktığımız zaman hakikaten işlerin çok böyle yumuşak bir geçiş olamayacağı ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Tabii ki toplum içinde kamplaşma var. Özellikle siyahi ırkçılığa yönelik olaylar,
ekonomik olaylarla yani ekonomik durum, işsizlikle alakalı bir kesinlikle kamplaşma var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü Trump'ın çıkış argümanlarından bir tanesi işsizlikti, işte Çin tehdidiydi, Amerika'yı tekrar muhteşem eski haline geri döndürmek gibi bir argümanlarla gelmişti. Dolayısıyla bunlar zaten bu popülist söylemler iyice bu kutuplaşmayı derinleştiriyor. Kaldı ki toplum içinde bu kutuplaşma, liderler arasında işte seçim sonuçlarına itiraz edeceğim, işte diğer bir liderin de işte kolluk kuvvetleriyle yani gelip Trump alınabilir açıklamaları hiç de yabana atılacak açıklamalar değil. Dolayısıyla hani iç savaş belki hani çok en kötü senaryo. Ama Trump'ın bir şeyine de alışkınız, iki ileri bir geri tarzında açıklamalarına da alışkınız. Yani aşıyla ilgili açıklamalarını biliyoruz, her konuyla ilgili, Çin'le ilgili, yani Çin'i şimdi yine tekrar suçluyor, her konuda suçluyor. Fakat işte biz bir sene önce Xi Jinping çok iyi insan, dostum dediğini, hatta Kim Jong-un'a işte roket adam dedikten sonra tekrar seviyorum onu tarzı açıklamalar yaptığını gördük. Dolayısıyla bu seçimler diğer seçimlere göre çok daha rahat ilerleyen seçimler olmayacak. Ama şunu da belirtmek isterim. Özellikle piyasalar açısından her seçimdeki her yani seçim sonuçlarının alınmasındaki her gecikme piyasalara, hem küresel piyasalara hem ABD'deki piyasalara olumsuz etkileyecektir. Çünkü zaten küresel konjonktür ekonomik olarak, ticari olarak ve jeopolitik olarak bir belirsizlik ortamı içinde. COVID-19'dan dolayı sürekli programlarda söylüyoruz ve sürekli yineleniyor. COVID-19'un oluşturduğu tahribat sadece işte işsizlik değil, bu ekonomik tahribat sadece ülkelerin gayri safi ve küresel gayri safi hasılanın düşmesi değil. Bu belirsizlik ortamının yarattığı geleceğe yönelik yani alınacak önlemlerde de bir belirsizlik var. Tedarik zincirleri yerinden oynadı. Bu işte yaklaşık 2.9. Evet, Sibel şu an için bağlantıda bir kesinti oldu ama tekrar kendisine gideceğiz. Biz de bu sırada piyasalara şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi bugün oldukça hareketli bir gündü. Borsa İstanbul tarafında satış baskısı var, hala devam ediyor. %0.47'lik bir geri çekilme var anlık ve bunun da gelmiş olduğu seviye 1146'ya işaret ediyor. Dolar TL tarafına da bakalım. Dolar TL tarafındaki yükseliş an itibariyle günün en yüksek seviyelerine yakın diyebiliriz. 7.94.57 gün içinde görmüş olduğu en yüksek seviyeydi. Anlıksa 7.94.48'li seviyeleri işaret ediyor. En düşükse 7.87.39'larda başlattık aslında günü borsa kur tarafında ve Euro TL tarafında da yükseliş aynı şekilde devam ediyor. %0.69'luk bir yükseliş var 9.34'lü seviyelerde. Hemen bir haberimize de devam edelim bağlantımızı tekrar alana kadar. Amerika'nın Merkez Bankası son para politikasına ilişkin toplantı tutanaklarını açıkladı. Tutanaklarda ekonomideki görünüme dair belirsizliklerse dikkat çekti. ABD Merkez Bankası Fed son toplantıya ilişkin tutanakları açıkladı. Tutanaklarda ekonomik görünüme dair belirsizliğin çok yüksek olduğu vurgulandı. Çoğu Fed üyesi toparlanma için daha fazla mali teşviğin önemli olduğunu belirtti. Politika faizinin %0 ile 0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin olumlu gelişmelere rağmen ileriye yönelik önemli risklerin görülmeye devam edildiği kaydedildi. Tutanaklarda koronavirüs salgını ve etkilerine karşı alınan önlemlerin ekonomik faaliyeti etkilemeye devam ettiğine işaret edilerek 15-16 Eylül toplantısı sırasında mevcut olan bilgiler ABD'nin reel ekonomisinin 3. çeyrekte hızlı bir şekilde toparlandığını gösterdi. Değerlendirmesine yer verildi. Tutanaklarda iş gücü piyasasındaki koşulların Temmuz ve Ağustos'ta iyileşmeyi sürdürdüğüne dikkat çekilirken istihdamın yılbaşındaki seviyelerin altında kaldığı belirtildi. Bazı üyeler tahvil alımlarını gelecek toplantılarda ayarlamanın mümkün olacağı yönünde görüş belirtirken, çoğu Fed üyesinin toparlanma için daha fazla mali teşviğin önemli olduğunu ifade etti. Üyelerin çoğu ise mali desteğin geri çekilmesinden endişeli olduklarını açıkladı.
Evet, şimdi kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonraki konuğumuzsa ekonomist Enver Erkan olacak. Volatilitelere detaylı bakacağız. Etkilenen sektörleri, endeksleri, aynı zamanda kur ve pariteleri bolca konuşacağız efendim. Geçeceğiz efendim ve piyasaları ele alacağız. Ekonomist Enver Erkan bizlerle birlikte. Enver hoş geldin. Merhaba Özlem, hoş bulduk. Enver, bugün varlıklar üzerindeki oynaklığı konuşuyoruz gün boyu ve hem jeopolitik tarafta hem küresel taraftaki gelişmelere duyarlı, aynı zamanda yurt içindeki gelişmelere. Çok soru var, neden, niçin, ne zamana kadar diye sorasım geliyor sana ama istersen şöyle, bugün oynaklığı yüksek olan kurdan başlayalım. Kurdaki oynaklığı durdurmak için bir neden vardı. 200 bas puanlık bir faiz arttırımı oldu ki %1'e yakında anlık düşüşte şahit olduk. Ne oldu da bir anda tersine döndü? Ne bekliyor dolar kuru biraz daha dengelenmek için? Evet, son günlerdeki sıkılaşma ve normalleşme hamlelerine rağmen, ki Merkez Bankası'nın zaten faiz arttırımı bunun bir miladı olarak süreci başlatmıştı. Buna rağmen kur o günlerdeki seviyelerin daha üzerinde bir seviyede, hatta oynaklığı daha artmış bir vaziyette. TL'de sürekli olarak rekor değersiz seviyeleri izlemeye devam ediyoruz. Bu da tabii ki şu an TL'nin stabilitesi anlamında atılmış adımların yeterli olmadığını gösteriyor. Ve tabii aynı zamanda TL'nin bu değer kaybının sürekli olması, devam etmesi de ilerleyen aylarda karşılaşabileceğimiz gecikmeli ve birikimli kur etkisinin de enflasyon üzerinde ilave risklere neden olması durumunu beraberinde getirebilir. Ki zaten aslında tam olarak nihai fiyatlara da yansımamış, yani TÜFE'ye tam olarak yansımamış bir döviz kuru etkisi de söz konusu. Bunu Eylül ayı enflasyon verilerinde görmüştük. Ama üfe ve çekirdek enflasyon iyi sinyaller vermiyor şu noktada. Yani önümüzdeki aylar yine yüksek TÜFE artışına işaret edebilir görünüyor. Bu da enflasyonun yine hedeflenen seviyelere oranla ıskalanacağı anlamına geliyor. Bu da tabii ki marjı arttırabilecek bir durum şu anda. TL'nin bu sürekli hale gelmiş olan değer kaybı. Ve şu bağlamda bakıldığı zaman da özellikle bizim beraber değerlendirdiğimiz ülkelerle en çok ayrışan konumuz CDS malum. Yani şu an oralardan daha riskli görüldüğümüz sürece bir kurda kalıcı çözülmenin önünde bir engel bu. Ki son 2-3 gündür kuru hareketlendiren temel olgu jeopolitik, bölgesel jeopolitik haber akışının ısınması. İşte neler var bunun içerisinde? S-400'lerin denenme safhasında olması, Ermenistan-Azerbaycan çatışması, Akdeniz'de Yunanistan-Güney Kıbrıs gerilimi, olası bir Biden galibiyetiyle beraber Amerika'nın Türkiye'ye yönelik olan tutumunun sertleşebileceği ve mesela S-400 konusunda bir yaptırım endişesini bunun arttırması, ki malum şu anda anketler rüzgarın Biden'ın biraz arkasından estiğini gösteriyor. Bütün bu faktörler şu anda genel anlamda bir stres unsuru TL açısından. Haliyle Merkez Bankası'nın bizi fonlama açısından pozitif reel faiz pozisyonuna getiren sıkılaşma hamlesine rağmen şu aşamada TL'nin stabilite kazanamadığını görüyoruz. Zaten dolar TL kuru yükselirken bu süreç içerisinde 1 lira civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Sonra sıkılaşma ve artı normalleşme süreciyle beraber geçici bir 15-20 kuruşluk aşağı doğru hareketlenme yaptı. Sonra eski seviyelerinde yukarısına doğru çıktı. Şu anda da zaten tüm zamanların en yüksek seviyesini fiyatlayan bir aşamada. Ve tabii şu var, yani kurlar yükseldiği zaman fiyat artışları gerçekleşiyor. Kurlar düştüğü zaman fiyat düşüşleri gerçekleşmiyor. Kurlar tekrar yükseldiği zaman tekrar fiyat artışları gerçekleşiyor. Yani bir matematiksel bir etki, iki yapışkanlıktan gelen bir etki var enflasyon üzerine. Ya yani enflasyon riskleri sınırlandan da büyük şu kur hareketi TL değersizleşmesi çerçevesinde. Yani olacak olgu şu, mümkün mertebe tabii ki jeopolitik anlamda diplomasi kanalının açık tutulması önemli. Yani işlerin diplomasi boyutunun kullanılarak halledilmesi ve gerilimin mümkün mertebe
az tutulması konusu önemli. Tabii ki bu yeni bir hikaye de değil TL'nin değer kaybı. Geçmişten gelen bir durum. Dolayısıyla buna sebep olan kronik sorunlar da var elbette. Cari açık pozisyonu olsun, dış borç pozisyonu olsun, rezervlerin durumu olsun. Yani bunlar tabii ki atılacak yapısal adımlarla halledilebilecek konular ve kısa vadede tabii ki TL getiri cazibesi konusu. Ki şu risk profili içerisinde bizim ihtiyacımız olan sanırım daha fazla bir pozitif reel faiz olarak görünüyor. Dolayısıyla 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın Eylül enflasyonu, Ağustos enflasyonuyla aynı kaldı diye bir sabit durma durumu bence olmamalı. Sıkılaşmaya hem kararlılık, kredibilite anlamında hem de gereklilik anlamında devam etmeli bu çerçevede. Bir taraftan da aslında ben şimdi hem dolar-tl kurundaki hareketliliği aynı zamanda da dolar, hemen düzeltiyorum özür dilerim, 5 yıllık CDS'lerdeki hareketliliğe bakıyorum. 5 yıllık CDS'lerde de bayağı bir ciddi geri çekilme var. 507'li puan seviyelerine kadar geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir anda neredeyse ilk defa birbirine bu kadar tezat bir hareketlilik de var CDS'lerle kur tarafında. Evet, kısa süreli bir kopma gerçekleşti görünüyor. Evet. Dolar, TL ve CDS kuru arasında. Dolayısıyla bunun bir düzeltmesi söz konusu olacaktır. Ya CDS yükselecek ya da kur gerileyecek. Dolayısıyla CDS'in mi düşük kaldığı bu noktada yoksa dolar kurudaki hareketin bir köpük halinde olduğunu biraz daha sanırım önümüzdeki birkaç günlük süre içerisinde anlayacağız. Çünkü malum aslında risk algısını oynatan faktörler bakımından çok hareketli bir haber akışının içerisindeyiz. Bir iki sıcak gelişme de var tabii ki. Gerek Kıbrıs konusunda gerek S-400 konusunda ki zaten S-400 konusunu biz bir yıldır neredeyse unutmuş gibiydik ama şimdi bir de bir Amerikan seçimi var malum. Ve burada Trump bizim açımızdan daha olumlu bir hikaye gibi görünüyor. Çünkü malum Amerika ile bizim zaman zaman anlaşmazlıklarımız olsa da Trump ve Sayın Erdoğan'ın arasındaki ikili ilişkilerle bunlar bir şekilde aşılıyordu. Şimdi Biden'ın Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum izlemesi durumu söz konusu ki Biden açıkçası biraz açıklamalarıyla da bunu belli ediyor. Geçtiğimiz günlerde yine bu konuda Ayasofya ile alakalı, Akdeniz'le alakalı açıklamalar oldu ve Trump yönetimi Türkiye'ye karşı tutumunu sertleştirmeli dedi. Dolayısıyla bir Biden yönetimi olursa Türkiye'ye karşı Amerika'nın tutumu sertleşebilir. Yani şu an bizim açımızdan riski canlı tutacak olan faktörler anlamında çok hareketli bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla CDS düşük kalmış olabilir gibi bir görüş içerisindeyim ben bu noktada ki zaten aslında bakıldığı zaman biz beraber değerlendirdiğimiz ülkeler çerçevesinde yani bizden sonraki en riskli ülkeler nereler var? İşte Güney Afrika var, Brezilya var. Yani bunların CDS'leri 300-200 bas puan seviyelerinde. Seviyeler. Bizden daha yüksek olan Arjantin var. Orada zaten klasman dışı, kademe dışı bir noktada. Yani bizim CDS'imiz zaten bakıldığı zaman görece olarak diğer ülkelere göre çok aşırı derecede yüksek bir nokta içerisinde ve bu tabii ki şu an bizim kredi profilimizi de etkileyen bir durum, dış borçlanmamızı da etkileyen bir durum. Malum yani bizim benchmark'ın çok daha üzerinde bas puan seviyelerde bir dış borçlanma yapmamıza neden oluyor. Ki bunda da yani bu son Eurobond ihracı da bizim açımızdan yani bu örneklerden bir tanesi. Bu sıfıra yakın Amerikan faizleri seviyesinde %6 civarında bir Eurobond ihracı yapmak yine tabii çok yüksek bir dış borçlanmaya işaret ediyor. İşte bütün bunları getiren olgu tamamen risk priminin seyir hali, enflasyon beklentileri, küresel anlamda yatırımcının bizde algıladığı risk hali, tabii kredi notumuzun düşük olması ve yüksek CDS puanı. Evet, bir taraftan da şimdi Borsa İstanbul'da kapanmasına neredeyse 1-2 dakikalık bir süre kaldı. İstersen oradan da bir değerlendirmeyle başlayalım. Belki arada sözünü kesmek zorunda kalacağım Enver, Borsa İstanbul kapanışında. Evet. Bugünkü hareketlilik önem arz ediyordu. Hatta şu anda da görüyoruz 1150 puan seviyelerinde. Ne dersin bugünkü performans için? Şimdi 1160 puan seviyeleri önemliydi. Buraların üzeri şimdilik ilk etapta kalıcı olamadı görünüyor. Tabii TL oynaklığı burada önemli bir neden. Piyasanın yukarı gidememesi açısından. Yani borsa hareketinde şu ortamda sınırlayan bir görüntü içerisinde. Yani şu an Türk varlıkları bir bütün şeklinde hareket edecek görünüyor. Ve biraz daha yani şurada TL hareketini biz şu an biraz daha stabilite ve normalleşmeyle
ilişkilendirebilecek durumda olmamız itibariyle biraz son dönemde normalleşmenin devamı, işte bu normalleşme adımlarının bankaların elini kuvvetlendirmesi gibi etmenler, hani bunlar bankalardaki farkı kapatabilir ve endekse katalizör olabilir beklentisi getiriyordu. Kapatıyoruz küçük, galiba borsayı. Evet evet, kapatalım hemen. Geri döneceğim şimdi sana, sözün bittiği yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da bugün sınırlı bir düşüşle tekrar kapattı. %0.17'lik düşüş var. 1150 puan seviyesinde ve Enver'e tekrar gidiyorum. Yarım kalmıştı. Değerlendirmeni zaten yapıyordun. Gün içi performans. Söz sende Enver. Evet, kur ve normalleşmeden bahsediyorduk. Evet. Tabii şu noktada, yani küresel anlamda bugün biraz daha olumlu bir görüntü vardı malum. Dolar endeksi günlük bazda çok güçlü bir konumda değil. Bunun sebebi de Trump'ın yeniden mali teşvik kartını masanın üzerine koymasıydı. Herhalde Pence veya birisi kulağına fısıldadı, başkan bunu seçimin sonrasına atman yanlış olur diye. En azından spesifik bir paketi yeniden değerlendirmeye açtı Trump ve biraz bunun umudu var. Ama biz tabii kurdan dolayı çok bu havaya uyum sağlayamadık görüntüsü içerisinde. Yani bugün TL adına bu kadar yüksek bir volatilite söz konusu olmasaydı Borsa İstanbul'un pozitif bir bölgede seyretmesini bekleyebilirdik. Tabii şimdi bu mevcut durum itibariyle ucuzluk konusu biraz doğal ucuzluk haline geliyor. Yani ucuzluk tabii ki bu potansiyel teşkil ediyor geniş dönem açısından değerlendirildiği zaman, ama kısa dönem açısından da engel olan unsurlar varsa eğer prim yapmaya, ki bence var şu noktada, gerek jeopolitik denklem gerek TL'nin oynaklığı, tabii ki belirsiz seviyeleri ve bu noktada ek sıkılaşma olup olmayacak mı? Yani TL getiri cazibesi daha da cazip bir hale gelecek mi gelmeyecek mi konusu. Yani bu da çok ortada olan bir konu. Dolayısıyla biraz inişli çıkışlı bir görüntü izlemeye devam edebiliriz Borsa İstanbul tarafında. Ama sabırlı yatırımcı açısından değerlendirildiği zaman da, özellikle bankalar açısından, yani uzun dönemde kalmak şartıyla tabii ki, önemli bir potansiyel söz konusu. Biraz sektörel bazda hikayelere de bakmak lazım. Çünkü yeniden bir enerji kaynağı buluşundan bahsediliyor bakıldığında. Yani bu özellikle Türkiye'nin Karadeniz olsun, Akdeniz olsun, yani bu saha içerisinde ilave enerji kaynaklarına ulaşması tabii ki ekonomimizin gelecek dönemi açısından da oldukça önem arz ediyor. Ve tabii ki ekonomi açısından çok önemli bir kalem olan enerji kalemi, ki bu cari açık kompozisyondan tutun da sektörel anlamda şirketsel maliyetleri de ilgilendiren bir konu olması itibariyle daha geniş çerçevede yankı bulabilir. Ama bununla alakalı da biraz resmi gelişmelerin, somut elle tutulur gelişmelerin olmasına, yani söylentiden çok ya da kaynak haberlerinden çok bu realize olmuş gerçekleşmelerin olmasına bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, peki biraz da gram altın yorumu almak istiyorum senden. Gram altın da ön plana çıkıyor. İzleyiciler de çokça soruyor hem gram altın ve gram gümüş tarafını. Neler söylersin orada? Sence düşüş trendi devam eder mi, yoksa bir al fırsatı mı veriyor, ne dersin? Şimdi tabii TL bazlı metal fiyatları açısından şu an kur biraz daha yukarı yönlü etki yapıyor gibi görünüyor, ama
küresel çapta altın ve gümüş fiyatları açısından o sakinlik durumu devam ediyor. Yani özellikle son birkaç günde gerek Trump'ın aksiyonlarına yönelik olarak gerekse de Amerikan seçimlerine yönelik olarak karışık bir haber akışı olduğundan dolayı biraz burada küresel yatırımcının risk tercihleri etkilenme gösterdi. Ve bu etkilenme içerisinde değerli metaller açısından bir güvenli liman efekti söz konusu olmadı. Güvenli limanlar şu anda, yani değerli metaller daha doğrusu, şu anda biraz daha borsalarla olan ilişki kuvvetlendirilmiş gibi görünüyor. Yani S&P ne ederse şu anda altın o doğrultuda hareket ediyor gibi görüntüde. Gümüş de ona uyan bir görüntü içerisinde. Ya da başka bir deyişle şöyle söyleyelim. Dolar ne yöne doğru hareket ederse tersine doğru hareket ediyorlar şu anda. Yani o güvenli liman efekti bu içinde bulunduğumuz konjonktür içerisinde daha çok dolar açısından geçerli oluyor ve doların hareketine değerli metallerin tepki vermesi durumu söz konusu. Şu an altının 1900 dolarların üzerinde kalıcı bir hareket yaratamıyor olması, gümüşün 23 dolar seviyelerine doğru gerilemesi de tamamen bundan ileri geliyor. Yani kısa dönem içerisinde şu an halen bir düzeltme bölgesi içerisinde olmayı sürdürüyor. Halen alım bölgesi içerisine geçebilmiş değiller baktığımız zaman. Uzun dönem dinamiklerinde ise bir bozulma yok. Ki bu uzun dönem dinamikleri Amerikan faizleri düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği sürece tahvil faizlerinden bahsediyorum. Ki birçok gelişmeye de çok sınırlı tepki veriyor. Yani bakıldığı zaman enflasyon beklentileri yükselmediği sürece o faizlerin güvenli bölgeden ayrılma ihtimali çok yok gibi görüntüde. Dolayısıyla çok yönlendirici bir güç olamayacak gibi görünüyor. Ve tabii ki görülmemiş büyüklükte ki finansal desteklere ek olarak mali destek, bu biraz daha Amerika'da seçimden sonra belli olacak bir konu gibi görünüyor ve büyüklüğü de seçimi kimin kazanacağına, kongreyi kimin kontrol edeceğine bağlı olarak görünüyor. Ama şunu söyleyeyim, Demokrat galibiyette daha yüksek büyüklükte bir paket, Trump galibiyetinde daha düşük büyüklükte bir paket söz konusu olacaktır. Ve piyasa buna bu şekilde tepki verecektir. Altının vereceği tepki de buna benzer bir şekilde olacak. Düzeltici bir tepki olabilir ama Demokrat bir galibiyete altın daha yüksek bir yukarı doğru tepki verir mali teşvik beklentilerinden dolayı. O yüzden orta ve uzun vade açısından dinamiklerde bozulma olmadığını ve yukarı doğru potansiyelin halen korunduğunu düşünüyorum. Ama kısa vade açısından acele etmemekte fayda var görünüşte. Ama tabii içerideki fiyatlar açısından görünecek olursa burada TL'nin yönlendiriciliğini de hesaba katmak gerekiyor. Yani TL eğer ki her şeye karşı değer kaybedecekse ya o zaman içerideki altın ve gümüş fiyatları da yükseliş eğilimini bozmayacaklardır. Ben Enver, iki tane soru sormak istiyorum. İstersen bir Borsa İstanbul'un yabancıların paylarını arttırdığı hisseler üzerinden gidelim. 10 günlük alım yaptıkları hisselerde de artış olduğunu gördük. 131 milyon dolarlık hisse senedi almışlar. 2 Ekim haftasında 610 milyon dolarlıksa menkul kıymet alımı yapmışlar. Sence önümüzdeki dönemde özellikle ben hisselere de baktığım zaman Türkiye'nin önde gelen büyük şirketlerinin hisseleri ellerinde daha çok. İşte Coca-Cola, Enerjisa, Ford, Anadolu Efes, Koza, Akbank, Türk Telekom gibi hisselerde küçük minimal de olsa artışlar gözlemleniyor. Sence önümüzdeki dönemlerde burada bir artış yaşanır mı? Yaşanırsa özellikle hangi sektör şu an için yabancılara iskonto değerini taşıyor? Şimdi yabancı zaten hisse senedi daha uzun süre elinde tutar ve yatırım anlamında hareket eder. Bu yüzden uzun vadedeki iskonto potansiyelini değerlendirecekler illaki. Bu yüzden ben bankaların bir defa yabancının özellikle de bankaların elini rahatlatacak adımlar atılmaya devam edildiği sürece biraz daha bu noktada ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Ki bizim endeksimizin genel görünümü açısından da yabancı katkısı ve bankaların hareketi tabii ki büyük önem arz ediyor. Şimdi tabii bu gün haftalık vaziyet verileri geldi ve yabancının pozisyon değişimlerine baktığımız zaman geçtiğimiz hafta hisse senedinde 131 milyon dolarlık bir net alım. Dips tarafında 479 milyon dolarlık bir net alım. Ancak yılbaşından beri olan pozisyona baktığımız zaman
5,5 milyar doların üzerinde bir hisse senedi net satımı söz konusu, 7 milyar doların üzerinde bir dips satışı söz konusu. Yani hem tahvilden hem hisse senedinden nette çıkan genel yıl içerisinde bir yabancı var ki 12 aylık süre içerisinde bu rakamlar net satış anlamında daha fazla. Yabancının payı bugün itibariyle hisse senedinde %48'in de altında. Dips'te ise çok uzun süredir %3'lerde seyrediyor ki bunlar gerçekten uzun bir sürenin en düşük seviyeleri olarak görünüyor. Yani yabancı son dönemde, son bir yıllık ya da yılbaşından beri olan dönem değerlendirildiği zaman genel anlamda Türk varlıklarından bir pozisyon boşaltma evresi içerisindeler. Biraz bizim tabii bu noktada piyasayı kısıtlayıcı bazı önlemlerimizin yabancının bu noktada uzak durmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Bir de aynı zamanda pandemi dönemi içerisinde küresel anlamda artan likidite çok önemli oranda aslında Amerikan borsalarına yöneldi. Yani gelişmekte olan piyasalara doğru bir portföy akışı tam net bir şekilde gerçekleşmedi. Yani Lehman Brothers krizi sonrası dönemi de dair ezberlediğimiz dinamikler burada çok geçerli olmadı pandemi krizi döneminde. Küresel düşük faizlere rağmen. Dolayısıyla bundan da çok istifade edilen bir durum söz konusu olmadı. Ama dediğimiz gibi uzun dönem açısından yabancı iskonto potansiyelini değerlendirecektir. Tabii biraz daha güven isterler bu noktada. Biraz daha istikrar, stabilite isterler ve daha az risk isterler bu çerçevede. Haliyle bu noktada bir defa ekonomik anlamda ve aynı zamanda finansal piyasalar anlamında o profilin biraz daha düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Topyekun bir yabancı ilgisinin geri dönmesi anlamında. Evet. Peki Türk tahvillerine bakıyorum ben şimdi. 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faiz göstergelerine baktığım zaman 2 yıllıklarda 13.47, 10 yıllıklarda ise 13.64. Aslında 2018'den beri bir dikkat çekecek olursak en yüksek seviyelere de gelmiş gibi görünüyor. Biraz daha detaylandırırsan neler söylersin bununla ilgili? Tabii tahvil faizlerinin artmasındaki şu noktada en önemli etken bir defa zaten gösterge faizlerden kopmuş bir görüntü çiziyor hala tahvil faizleri. Yüksek enflasyon beklentileri olarak görünüyor ki TL'nin bu görüntüsü enflasyon beklentilerinin üzerine eklediğinden dolayı biz o enflasyon beklentilerini aşağı doğru çekemediğimiz sürece faizlerdeki bu yukarı doğru eğilim devam edecek görüntüsünde. Yani bu tabii ne anlama geliyor? Türkiye'nin daha yüksek maliyetle borçlandığı anlamına geliyor. Ve bunda etkili olan unsurlar tabii ki yüksek CDS gibi, yüksek enflasyon gibi unsurlar. Tabii ki burada düşük kredi notu gibi unsurlar yine aynı şekilde. Yani TL bazlı olarak da dolar bazlı olarak da şu anda Türk tahvilleri açısından getirinin, sabit getirinin arttığı bir durumdan bahsetmek durumundayız. Yani bu tabii ki eğilim böyle devam ettiği sürece, yani şu tabii ki görüntü Türk tahvillerinde değer kaybediyor olduğu anlamına geliyor. O çıkış eğilimi, Türk tahvillerinin olan çıkış eğilimi devam ediyor anlamına geliyor. Tabii 2 yıllık ve 10 yıllık faizlerin birbirine yakın olduğu bu dönem şu anda kısa vadeli ve uzun vadeli enflasyon beklentileri anlamında çok fazla bir değişim olmadığına işaret ediyor. Yani kısa vadede enflasyon yüksek bekleniyor ancak uzun vadede de enflasyon yüksek bekleniyor. Peki bundan önceki süreç içerisinde getiri eğiliminin aşağıya doğru eğilimli olduğu dönem içerisinde, yani 10 yıllık faizlerin aşağıda olduğu bir süreç içerisinde enflasyonun uzun vadede düşmesi bekleniyor. Ama şu anda uzun vadede düşeceğine dair beklentilerin de azaldığı bir noktadayız ki zaten hedeflenen enflasyon açısından bakıldığında da, yani dünyada enflasyonun yaratılamadığı bir ortamda, deflasyon riskiyle boğuşulduğu bir ortamda, hani Türkiye'nin enflasyonu gerçekten, hani Şampiyonlar Ligi'ni geçtim, beraber değerlendirdiğimiz ülkelerin de %4, %5 enflasyonları olduğunu düşünecek olursak, hani bizim hedeflenen %8 enflasyon seviyelerimiz de çok yüksek kalıyor bu noktada bakıldığı zaman. Yani bu tabii ki mevcut kronik duruma ek olarak ilave risklerini artıyor olması, yani enflasyon durumunun daha da kötüleşeceği durumu bu noktada faiz eğiliminin de piyasa faizleri açısından en azından yukarıda olmasına neden olacaktır. Bunu şu noktada dizginleyecek olan unsur bir
mevcut jeopolitik denklem içerisinde risklerimizi azaltacak, yani aslında genel anlamda kredi profilimizi yukarı çekecek olan gelişmelerin olmasıdır. Ve kısa vadede bizim enflasyon beklentilerini aşağı doğru çekecek, TL stabilitesi sağlayacak şekilde faiz arttırımları yaparak sıkılaşma periyodunu, sürecini devam ettirmemiz olacaktır. Enver, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Enver Erkan, ekonomist bizlerle birlikteydi bu bölümde. Kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam. Evet, gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Amerika'ya gideceğiz. Orada çokça önemli gelişmeler var. Hem seçim yaklaşıyor, seçimle birlikte adayların birbiriyle olan tartışmaları gün yüzüne çıkıyor. Bir taraftansa yeni ekonomi paketiyle ilgili tabii ki orada da değişiklikler var. Dünyaya yön veren gelişmeler diyebiliriz. Bunları öğrenmek için Voice of America Türkçe muhabirine gidiyoruz. Amerika'da bizi bekliyor Özlem Tınaz. Özlem, hoş geldin. Merhabalar Özlem, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İstersen şu son Biden ve Trump'ın dışında başkan yardımcı adaylarının da değil mi damga vuran tartışmasına gelelim istersen. Özellikle burada Kamala Harris ve Mike Pence karşı karşıya geldi. Bir tarafta koronavirüs önlemleriyle ilgili tezatlar ön yüzüne çıktı. Neler vardı detaylarda? Nasıl yankı yaptı Amerika'da? Korona salgını gölgesinde yapıldı tabii bu tartışmada. Özlem, tartışmanın yapıldığı salonda iki aday arasına şeffaf plastik bir bariyer yerleştirildi. Pence ve Harris daha önce kararlaştırılanın aksine birbirlerine 2 metre yerine yaklaşık 4 metre uzaklıkta oturarak soruları cevapladılar. İki aday ve gazeteciler dahil tartışmayı salonda izleyen herkesin korona testi yaptırması zorunluydu. Tartışmayı izlemek üzere salonda bulunanlardan da maske takmaları istendi. Hatta maske takmayanların salondan çıkarılacağı belirtildi. Birçok başlık vardı ele aldıkları. Rakibi Mike Pence, Trump yönetiminin 210 binden fazla Amerikalı'nın hayatını kaybettiği salgınla mücadelede geç adım atmakla eleştirdi Kamala Harris. Ve 28 Ocak'ta başkan ve başkan yardımcısı pandeminin boyutu konusunda bilgiye sahipti, öldürücü olduğunu biliyorlardı. Havadan bulaştığını, gençleri etkilediğini biliyorlardı ama Amerikan halkına söylemediler dedi. Mike Pence de, Başkan Trump ilk günden itibaren hiçbir başkanın yapmadığını yaparak Çin'den ABD'ye seyahati durdurdu. Bu adım bize çok zaman kazandırdı. Yüz binlerce hayat kurtardı dedi. Amerikan halkının ilk günden itibaren Amerika'nın sağlığına öncelik verdiğini bilmesini isterim diye yanıt verdi. Kamala Harris, Amerikan halkı bu yönetimin beceriksizliği yüzünden çok fedakarlık yapmak zorunda kaldı dedi. Joe Biden'ın koronavirüsü salgını planının Trump yönetiminin uyguladığı plana çok benzediğini savundu Mike Pence de. Koronavirüsüne yakalanan Trump'ın doktorlarının başkanın durumuyla ilgili şeffaf olmadıklarına ve kamuoyuna yanlış yönlendirdiklerine ilişkin eleştiriler de gündeme geldi. Pence bunu da reddetti. Vergi konusu yine gündemdeydi. Pence Trump'ın 750 dolar değil milyonlarca dolar vergi ödediğini söyledi Trump'ın. Polis şiddeti ve ırkçılık yine bir başka başlıktı. Anayasa Mahkemesi tartışması da yine bu platforma taşındı. Yani başlık çok da ama öne çıkan koronavirüsü salgını ve bu kapsamda alınan olağanüstü önlemler de Özlem. Evet, bir taraftan da şimdi bugünün haberleri arasında dikkat çekti. Başkanlık Tartışmaları Komisyonu aslında bugün yaptıkları açıklamada bir 15 Ekim'de iki adayın uzak yerlerdeyken sanal olarak yapılacağını duyurdu. Fakat Donald Trump Fox Business Network'e konuştu ve bunu reddetti. Reddetmesinin arkasında neler vardı? Çünkü daha yeni hatta taburcu oldu kendisi ve tedavisi de bildiğimiz kadarıyla da devam ediyor, değil mi? Evet, aslında biz günlerdir bu sorunun yanıtını arıyorduk Washington'da. Trump'a konulan koronavirüs teşhisi nedeniyle Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın katılacağı bu ikinci tartışma programının planlandığı gibi Miami'de mi olacak yoksa sanal ortamda mı diye. Partiler üstü komisyon senin de söylediğin gibi kararını verdi ve tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğinin korunması için bu tartışmanın sanal ortamda yapılmasına karar verdi. Katılımcılar ve moderatör evet Miami'de olacaklar ama tartışmaya farklı mekanlardan katılacaklar. Tabii Başkan Donald Trump bu karara büyük tepki gösterdi ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan programa
sanal ortamda düzenlenmesi halinde katılmayacağını söyledi Fox News haber kanalında ve sanal tartışmaya gitmiyorum ifadesini kullandı. Şimdi yeni bir tartışma doğmuş oldu böylece. 15 Ekim'de yapılması planlanan yayının yapılıp yapılmayacağı tartışması başladı. Trump salı günü paylaştığı bir Twitter mesajında Miami'deki podyumda Biden'la tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemiş ve harika olacak demişti. Biden ise Trump'ın koronavirüsü testleri pozitif olduğu sürece tartışma yapılmaması gerektiğini dile getirmişti. Trump'la tartışmayı heyecanla beklediğini ama çok sıkı kuralların takip edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Hatırlatalım hemen, Başkan Trump rakibi Joe Biden'la Ohio eyaletinin Cleveland kentinde katıldığı ilk tartışma programına sadece 48 saat sonra korona enfeksiyonu nedeniyle hastalanmıştı. Aynı podyum paylaşan iki aday arasında yayın sırasında mesafe bulunsa da Trump'ın korona testinin pozitif sonuç vermesi Biden cephesini oldukça endişelendirmişti. Eski başkan yardımcısı yeniden kampanya çalışmalarına dönmeden önce birkaç kez korona testine tabi tutulmuştu. Trump pazartesi günü hastaneden taburcu olduğunda halen virüsü başkalarına bulaştırma tehlikesi vardı. Ki doktorları Trump'ın sağlık durumu ve enfeksiyon statüsüne ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmamış olsa da ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezlerine CDC'ye göre hafif ve orta derecede korona enfeksiyonu belirtisi gösteren hastalar en az 10 gün süreyle tecrit altında tutulmalı. Bunun nedeni de bu hastaların bu süre boyunca virüsü başkalarına bulaştırma riski taşımaları. Şöyle bir not daha hemen ekleyelim. Bu bir ilk olmayacak. ABD başkan adaylarının aynı mekanı paylaşmadan tartışma programına katılmaları bir ilk değil. 1960 yılında Richard Nixon ve John F. Kennedy arasında yapılan 3. tartışmada İki aday Amerika'nın farklı eyaletlerinden programa katılmıştı ama tabii şimdi Trump'ın kararını değiştirip değiştirmeyeceğini bekleyeceğiz Özlem. Özlem, peki Amerika tarafında da gelen işsizlik maaş başvurularına da değinmemiz gerekiyor. Tüm dünyanın aslında yakından da takip ettiği bir veri, Amerika için önemli. Buradaysa beklenenin üzerinde bir maaş, işsizlik maaş başvuruları var. 840 bin adet geldi ki beklenen aslında 800 binde 865 bin arasında değişiyor anketlerde. Nasıl değerlendiriyor Amerika bu gelen veriyi? Haklısın, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 3 Ekim'de biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 840 bine düştü. Aslında piyasa beklentisinin üzerinde seyreden bu verinin söz konusu dönemde 820 bin seviyesine gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 837 binden 849 bine revize edildi. Geçen hafta itibariyle 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da yine bir önceki haftaya kıyasla 13.250 kişi azalarak 857 bine geriledi. Bu arada süre gelen işsizlik başvuruları 26 Eylül'de biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 3 bin azalarak 10 milyon 976 bine düştü. Analistler, uzmanlar yeni bir ekonomik destek paketi olmaması halinde işe alımların bu yılın geri kalanında daha da yavaşlayacağını belirtiyorlar ki bu hafta Trump bu konudaki görüşmeleri durdurmuştu seçim sonrasına kadar. Kazanır kazanmaz büyük bir teşvik paketini geçireceğiz ve çalışkan Amerikalılarla küçük işletmelere odaklanacağız demişti ama bu arada Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell teşvik paketi görüşmelerinin başarısız olmasının zayıf bir ekonomik iyileşmeye yol açacağını ve hem hane halkları hem de iş yerleri için gereksiz zorluklara neden olacağını söylemişti bu karar öncesinde. Olası bir teşvik paketi üzerinde bu dönemde uzlaşılmasının ekonomideki zayıf gidişi tersine çevirebileceği gözüyle bakılıyor Washington'da. Ki bu görüşülen yeni paketteki maddelerden biri de salgında işlerinden olanlara doğrudan verilen işsizlik yardımlarının devam ettirilmesiydi. Ama şimdi gözler artık Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'de Trump'ın Amerikan vatandaşlarına tek seferde 1200 dolarlık ödeme yapılması konusunda bir tasarı gelirse imzalayacağını söylemesi üzerine gözler Pelosi'ye çevrildi. Hava yollarına yönelik yardım tartışmaları nedenlerinden biriydi. Bu konuyu Maliye Bakanı Steve Mnuchin'la görüştü Trump. Ardından Pelosi'ye tasarı imzalamak için hazır beklediğini söyledi. Hatta hızlı hareket et, imzalamak için bekliyorum dedi. Ama tabii bunun ekonomik etkileri olduğu da şüphesiz. Trump'ın açıklamasının ardından ABD borsaları %2'ye yakın değer kaybetti. Borsalar o günü %1'in üzerinde kayıpla kapattı. Güvenli limanları olan ilgi yükseldi. Dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı ama Pelosi'ye yapılan bu çağrıyla piyasalar
nispeten rahatladı diyebiliriz. Artık gözler Pelosi'nin vereceği cevapta olacak Özlem. Evet, o zaman biraz da Amerika'da konuşulan Türkiye meselesine değinelim. Rusya'dan bu satın alınan, geçen senenin de en önemli manşetler arasına giren S-400 meselesiyle ilgili test sürecine dair tabii iddiaların ortaya atılmasının ardından ABD'li senatörlerin bir ağzından yaptırım sözü çıkıyor. Detaylar sende. Nasıl bir çağrı var ABD senatörleri tarafında? Evet, iki senatörden geldi bu yaptırım çağrısı. İşin ilginç olanı ise birçok konuda görüş ayrılığı yaşayan, birçok konuda aslında uzlaşı sağlayamayan iki parti, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den birer isim yaptı bu çağrıyı. Aslında bundan önce de bu hafta başında da yine bu konu Amerika'da gündeme gelmişti. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri aldığı ilk günden, hatta bu konu konuşulmaya başlandığı ilk günden bu yana Amerika'da bu çok önemli bir tartışma konusu ve özellikle bu son hem Demokrat Parti'den bir senatörün hem de Cumhuriyetçi Parti'den bir senatörün yaptırım çağrısı. Şimdi nasıl karşılık bulacak? Tabii bu merak konusu ama hemen şunu hatırlatalım. Koronavirüsü salgının ardından özellikle bazı kongre üyelerinde koronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının üzerine senato çalışmalarına ara vermişti. 19 Ekim'e kadar çalışmalar yapılmayacak. Yalnızca pazartesi günü 12 Ekim'de senato Anayasa Mahkemesi üyeliğine atama yapılması için toplanacaklar. Hemen hatırlatalım, Amy Coney Barrett'ın Anayasa Mahkemesi üyeliği bu konuda oldukça en önemli gündem maddelerinden biri. Dolayısıyla 19 Ekim'e kadar senato çalışmalarına ara vermiş durumda. Dolayısıyla bu yaptırım evet gündemde ama en azından bu konudaki çalışmaların devam edilmesi için senatonun tekrar çalışmalarına başlaması gerekecek Özlem. Özlem, son olarak da ABD'deki eyaletlerde aslında seninle bir önceki konuşmamızda söylemiştim. Farklı COVID-19'la ilgili önlemler ve değişiklikler tekrar ön plana çıkıyor diye. Son değişiklikleri tekrar alalım mı senden? Evet, Amerika hala hem vaka sayısı hem de can kaybı açısından açık ara önde Özlem. Can kaybı 210 bini geçti. Vaka sayısı tabii milyonları aştı ama özellikle geçen hafta 21 eyalette vaka sayıları rekor derecede artmıştı. Örneğin Wisconsin'de bu artış %111 gibi o ürkütücü bir boyuta ulaşmıştı. Bir zamanlar salgının merkez üssü New York'tu. Herkes hatırlayacaktır, burada büyük bir başarı sağlanmış ve can kayıpları ve vaka sayıları çok azalmıştı. Ama özellikle son 1-2 haftadır yine rakamlar yükseldi. 20 ayrı bölge sıcak nokta olarak belirlendi New York'ta. İşte bu bölgelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi bu hafta. Bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Kaliforniya hala ülkedeki en fazla vaka ve can kaybı olan eyalet olmayı sürdürüyor. Vaka sayısı 850 bin aşmış durumda Kaliforniya'da. Bu eyaleti Texas ve Florida eyaletleri takip ediyor. New York'ta 4. sırada. Ülke genelinde ise vaka sayısı 7,5 milyonu aştı. Daha yaşamını yitirenlerin sayısı ise yaklaşık 210 binden daha fazla. Vaka sayısı bu arada tüm dünyada 36 milyonu geçti. Bu da çok önemli bir gelişme. Bu arada ABD merkezli biyoteknoloji firması Regeneron, geçen hafta koronavirüs enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırılan Başkan Donald Trump'a verilen deneysel koronavirüsü antikor tedavisinin acil onayı için Gıda ve İlaç Dairesi'ne, FDA'ya başvurduğunu açıkladı. Şirket tedavinin kişinin virüse karşı bağışıklığı arttırdığına inanılan iki antikordan oluşan bir kombinasyon olduğunu belirtiyor. Terapi hala büyük ölçekli klinik deneylerde test ediliyor. FDA'nin bireysel bazda onaylaması gereken insani amaçlı ilaca erken erişim programı kapsamında kullanılabiliyor şu anda Amerika'da. Firma şu anda yaklaşık 50 bin hasta için yeterli doz olduğunu açıkladı ama önümüzdeki birkaç ay içinde 300 bin hasta için dozun hazır olmasını bekliyorlar. İlaç tüm Amerikalılar için ücretsiz olacak, bunu da belirtelim ama özellikle bazı eyaletlerde okulların açılması üzerine ve tabii bir anlamda artık kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyoruz havalar soğuduğu için. Dolayısıyla birçok eyalette rakamlar artmış durumda. Yalnızca Amerika'da 3 eyalette düşüş yaşandı. Dolayısıyla rakamlar hala korkutucu boyutlarda ve hem yaşanan can kaybı hem de görülen vaka açısından Amerika hala açık ara dünyada liderliğini koruyor diyebiliriz Özlem.
Özlem, çok teşekkür ediyorum aktardığın kıymetli yorumlar için. İyi yayınlar. Sağ ol. Voice of America Türkçe muhabir Özlem Tınaz bizlerle birlikteydi. Amerika'dan aktardı tüm detayları, gelişmeleri. Şimdi parantezimize gidiyoruz. Sektör, Aksa Sigorta'ya gideceğiz efendim. Sigorta ve sağlık branşlarını biraz daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken bizlerle birlikte. Yavuz Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yavuz Bey, sağlık branşı açısından bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle pandemi bu alanda nasıl değişikliklere sebep oldu? Valla hepimiz için aslında çok farklı bir yıl yaşıyoruz. Sigortacılık sektöründe çok değişik şeyleri yaşadık. Özellikle ülkemizde ve dünyada, ama ilk kez pandemiyle karşı karşıya kaldı dünya ve Türk sigortacılığı. Az evvel de dinledik, yoğun bir aslında olumsuz durum var, hali hazırda devam ediyor. Gerek ekonomiyi etkiledi, insan hayatını etkiliyor. Vaka sayısı 36 milyonun üstü, ölümler 1 milyonun üstüne geçmiş durumda. Türkiye'deki durum da malum, hepimizi aslında endişeye düşüren bir süreci devam ettiriyoruz. 6,5 ay geçti aslında bakarsanız üzerinden. Türk sigortacı olarak özellikle sağlık sigortalarının ne kadar ehemmiyetli olduğunu uzun yıllardır konuşuyoruz. Ama şöyle bir dönem bize bunların daha perçinlenmesine maalesef diyeceğim bir ölçüde imkan tanıdı. Keşke daha öncesinden de bunları toplumla bu kadar detaylı paylaşabilmiş olsaydık. Ekonomi açısından 1930'lardan beri en ağır buhranlardan bir tanesini yaşıyor dünya ekonomisi. Bütün ülkeler etkileniyor. Sigortacılık da bundan nasibini alıyor ister istemez. Fakat ilginç bir şekilde Türkiye'de sağlık sigortalarının yukarı çıktığı, sigortalı sayılarının arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bugün sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Bütün Türk vatandaşları da bu konuda özellikle sağlık sigortası alımı konusunda isteklerini ortaya koydular. Bu anlamda farklı bir profil var. Özellikle ilk 8 aylık sonuçlar sektörüde baktığımızda sigortalı sayısında %50 artışı işaret ediyor. Bu çok önemli ve bunun büyük çoğunluğunu da tamamlayıcı sağlık sigortası çerçevesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ama şöyle de düşünelim, hali hazırda Türkiye'de sigortalanma ihtimali olan, yani sosyal güvencenin içinde olmasına rağmen halen çalışan veya emekli olmuş, yaş itibariyle belli bir noktayı yakalamış ama o limiti aşmamış sigortalanabilir vatandaşlarımızın da hali hazırda %3, %4'ünün teminat altında olduğunu, yani penetrasyon dediğimiz sigortalanma oranında da hala düşük olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla küçüğü büyütmek kolay. Şimdi burada tutunup buradan daha yukarı çıkarmamız lazım. Bu anlamda da değişen koşullarda sağlık sigortacılığının hizmet tarafında da önemli değişiklikler oldu 2020'de. Ürün çeşitlerinin içine servis ve hizmet açısından farklılıklar gelmeye başladı. Ama en önemlisi bence Türk sigortacılığının önemli bir sınavıydı. Pandemi normal koşullarda özel sağlık sigortalarında teminat harici bırakılan bir risk grubudur. Ama Türk sigortacılığı pandeminin açıklandığının hemen arkasında bu istisnayı kaldırdığını, COVID-19'la ilgili her türlü tedavi masrafını üstleneceğini açıkladı ve sektörde bu yıl için yaklaşık 100 milyon lira üzerinde bir olumsuz etki bekliyoruz sağlık sigortalarındaki bu hasar koşulları sebebiyle. Akabinde de sektör bu yaz boyunca yaptığı çalışmalardaki Aksa da bunlardan bir tanesidir, öncü şirketlerden bir tanesidir. Bütün sağlık sigortalarındaki tüm pandemi istisnalarını ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bu ürünlerin tutulması veya tutulması için gerekli adımları atıyoruz. Ama daha önemlisi sigortalılarımızın beklentileri değiştiğini görüyoruz. Bizim de inovatif çözümler ortaya koymamızı gerektiriyor bu açıdan. Ne söylemek istiyorum, aslında hastaneye çeşitli sebeplerle gidemeyen insanların doktor danışma hatlarına ihtiyaçları oldu. Biz bunları geliştirdik, sözlü, yazılı. Hatta bir taraftan bakarsanız video konferansla hizmetler vermeye başladık. Bir adım ileriye gittik. Evde tedavi dediğimiz özellikle basit tedaviler ve veya klinik hizmetlerinin, laboratuvar testlerinin evden alınmasına kadar bu destek hizmetlerini ürünlere ekledik. Bu anlamda da aslında pandemi süreci sigortacılara sadece teminat satmanın değil,
hizmetle bunun pekiştirilmesi gerektiğini için de bir ev ödevi ortaya çıkardı. Biz uzun yıllardır, yaklaşık 2,5 yıldır hep ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm diye bir stratejiyle yürüyoruz. Bu anlamda da Aksa Sigorta'nın sektörde pozitif ayrıştığı bir dönemi yaşadık diyebilirim. Ama özü şu, sigortacılık hayat tarafında kredi bağlantılı sigortalarla olumlu bir trend yakaladı. Hayat dışı branşlarda da en umut veren ürünün sağlık sigortaları olduğunu, hızla büyüyen ürünün sağlık sigortaları olduğunu, diğer ürünlerin görece yavaş hızla seyrettiği bir yıl geçirdik diyebilirim bugüne kadar. Evet, Yavuz Bey, siz de az önce cümlelerinizin içinde değindiniz tamamlayıcı sağlık sigortası. Özellikle bu pandemi sonrası bu dönemin yükselen ürünlerinden biri gibi görünüyor. Aksa olarak sizin stratejinizde tamamlayıcı sağlık sigortalarının nasıl bir rolü var? Biz grup olarak aslında 2013 yılından beri tamamlayıcı sağlık sigortalarının öncü lider şirketlerinden bir tanesiyiz. Türkiye'deki sağlık sistemi yani oldukça başarılı. Dünya örnekleriyle grubumuzla mukayese ettiğimizde bu ürünün bir ihtiyaç olduğuna karar verdik. Biliyorsunuz Türkiye'de koruyucu hekimlik aile hekimliğinde başlıyor. Sosyal güvencelerimiz var, devlet, üniversite hastaneleri, özel hastaneler. Bu zincirde özellikle SGK hizmetlerinin de verildiği özel hastaneler grubunun sigortacılarla beraber bu üründe verdiği destekle aslında çok özellikle büyük şehirlerde yeterli yatak veya hizmet kapasitesinin olmadığı noktalarda devlet ve üniversite hastanelerinde çok büyük bir fayda sağladığını gördük. Bizim stratejimizin içinde bu var. Açıkçası burada odaklanmaya devam edeceğiz. Bunu sadece dediğim gibi bir tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü, işte sosyal güvencenin geçerli olduğu özel hastanelerde verilen bir tedavi veya ameliyat hizmeti olmadığını, sigortalıların ihtiyacı olan diğer asistans teminatlarıyla genişletilen, uçtan uca gerçekten ihtiyaç halinde kullanılabilecek ve çok makul, afford edilebilir ve sürdürülebilir fiyatlarla hayatını devam ettirecek bir ürünün peşindeydik. Bu ürün koşuyor, bu ürün hızla koşuyor. Evet. Sektörde özellikle adet bazında, sigortalı adet bazında bireysel ve KOBİ segmentleri toplamında %25'in üzerinde bir pazar payına ulaştığımızı söyleyebilirim. Evet. Bunlar sevindirici ama hep şunu söylüyorum. Geldiğimiz yer değil, bundan sonra nasıl gideceğimiz önemli. Sadece Aksa Sigorta'nın bu ürünü yukarı çıkarma çabaları değil, ben bugün memnuniyetle şunu görüyorum. Sektördeki bütün oyuncular tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişmesi için hızlı çalışıyorlar. Yavuz Bey, son bir dakikamız kaldı ancak sormak da istiyorum. Aksa'yı sadece sigortacılık alanında yaptıklarıyla değil de toplumsal hayat ve çevresel konularda da ortaya koyduğu çalışmalarda birçok fark yarattığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Yakın zamanda da kadının güçlenmesi prensiplerine imza attığınızı biliyoruz. Bu konuda şirketinizin bakış açısını paylaşabilir misiniz bizlerle? Tabii ki. Biz Aksa grubu olarak tüm dünyada insanlığın gelişimi adına, insanlık için önemli olan her şeyi korumak adına bir sloganla yola çıkıyoruz. Mesleğimiz sigortacılık risk ama diğer taraftan da topluma nüfuz etme gibi bir stratejimiz var. Toplumun ihtiyaçlarına katkı sağlamak gibi ihtiyacımız var. Kadının güçlenmesi prensiplerine imza attık Birleşmiş Milletler tarafından. Türkiye'de imza atan 322. şirket olduk. Bu bizim için çok önemli. Kadın, erkek ve cinsiyet eşitliğinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Aksa Türkiye ailesinde %53-54 bandında kadın çalışanımız ve yöneticimiz var. Bizi bunlar çok mutlu ediyor. Türk kadının özellikle geldiğimiz noktada, ülkenin geldiği bir noktada emeklerinin ve katkılarının çok olduğuna inanıyoruz. Tabii sadece kadının güçlenmesi prensipleri değil, gençlere yatırım yapmak, gençleri desteklemek istiyoruz. Sağlık için herkesi desteklemek istiyoruz. Bunun için de dünya için, gelecek için hareket et diye bir eylem içindeyiz. Buradan da herkesi dünya için hareket etmeye, küresel ısınmaya, kadınları güçlendirmeye, sağlığımızı korumak için hareket etmeye ve topluma örnek olmaya davet etmek istiyoruz. Evet. Yavuz Bey, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Yavuz Ölken, Aksa Sigorta CEO'su bizlerle birlikteydi son bölümde. Böylece gün sonunu burada noktalıyoruz. Kısa bir ara. Aradan sonra Ali Dermancı sizlerle birlikte.